Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. Kıymetli dostlar, sizlere özellikle hafızlığa teşvik edici, hafızlığın manevi fazileti, üstünlüğü üzerinde konuşup zaman israfı yapmak istemiyorum. Bugün sizlere özellikle çocuklarınızı hafızlığa gönderdiğinizde bir Kur'an kursuna kayıt neden yaptırmanız gerektiğini veya bir Kur'an kursu kültürüne sahip olması çocuğunuzun geleceği açısından ehemmiyetini, önemini belirtmek isterim. Çocuğunuz, evladınız, göz bebeğiniz bir tırnağına bile zarar dokunmasına, acı çekmesine bile tahammülümüz olmayan evlatlarımız için ve onların gelecekleri için bu kadar çabalıyoruz, gayret sarf ediyoruz. Bunu istemek, bununla alakalı bir Kur'an kursuna göndermek sadece iyi niyet yeterli midir? Yeterli değildir. Acizane bu işin yıllardan beri, işin temelinden bidayetine kadar içerisinde olan bir kardeşiniz olarak özellikle şunu tavsiye ediyorum. 1. Mutlaka evladınız hafızlık yapmak istesin veya hafızlık yapmak istemesin. Hafızlık düşünün veya düşünmeyin. Her öğrenci elimde olsa bütün gençleri, bütün özellikle kız çocukları toplarım, mutlaka 5 ay, 6 ay, 1 yıl gibi bir Kur'an kursu geçmişi olması lazım. Şu an istatistiklere göre temel bir dini bilgisi olan, yani namaz kılmayı öğrenen, namaz dualarını az çok bilen, bir şuurda olan bir Müslümana mikrofon uzattığınızda, kardeşim yaşın 50 veya 60, bu zamana kadarki namazını, namaz dualarını, ibadetlerini hangi yaşta ve nerede öğrendiniz sorusuna toplumumuzun %80'i küçük yaşlarda. Küçük yaşlarda dediğimiz ilkokul ve ortaokulda, lise demiyorum, ilkokul ve ortaokulda devam ettikleri camilerde açılan yaz Kur'an kurslarında öğrendikleriyle hayatlarının sonuna kadar bu bilgiler onları vefat edinceye kadar taşıyorlar. Dolayısıyla bir yaz Kur'an kursu dediğimiz, yani 2 ay gibi çok kısa bir zaman diliminde hayatının sonuna kadar bir temel dini bilgileri alan öğrenci, siz evladınızın 1 yıl Kur'an kursunda okuduğunu düşünün, hayatının sonuna kadar bilinçli ve şuurlu bir mümin olma noktasında önem arz etmektedir. Her evlat babası, her evladın dedesi, büyük babası olarak özellikle tavsiye ediyorum ki, ister hafızlık düşünün, ister başka liseyi düşünün, üniversitede hangi bölümü, nereyi kazanacağını, hedeflerinizle alakalı bir şey söylemiyorum. Mutlaka çocuğunuzun gelecekte Kur'an kültürüne sahip olmasını, edebi, ahlakı, iffeti, erdemi kuşanmasını istiyorsanız mutlaka bir Kur'an kursu hatırasının, Kur'an kursu kültürünün oluştuğu belli bir vaktini geçirmesi gerektiğini özellikle tavsiye ediyorum. Peki kardeşlerim, Kur'an kursuna gitmesini bu kadar şiddetle, özellikle hocam neden tavsiye ediyorsunuz? Aklınıza gelebilecek soru. Getirisi ne? Neden göndermeliyizin? Cevabını vermek istiyorum. Bir defa bu alanda yetişmiş öğrencinin işsizlik problemi diye bir şey yok. İşsizlik, boşta kalması mümkün değil. İnsanlığa ve topluma katma değer üretebilen, okuyan, düşünen, tartışabilen, sosyal ilişkileri gelişmiş kişi, grup ya da topluluk arası yaşanan problemlere çözüm üretebilen, kendine ve değerlerine güvenen, liderlik becerisine ve evrensel değerlere sahip bireyler olarak yetişen liderlere
gruplara, insanlara baktığımızda Kur'an kursu geçmişinin olduğunu hep birlikte müşahede etmekteyiz. Öğrencilerin ilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda donanımlı, özgüvenleri yüksek, kendi medeniyet değerlerimizin farkında olarak yetişmelerine ve orta öğrenime hazırlanmalarına katkı sağlanması açısından bu Kur'an kursu eğitimi önem arz etmektedir. Kardeşlerim, bunları belki geçmişte Kur'an kursunda okumuş, Kur'an kursu hatırası olan birçok kardeşimiz dinlediği zaman, hocam hiç anlattığınız gibi de değil. Bizim geçmişte Kur'an kursuna gittik ama gitmez olaydık, neler yaşadık diye kötü hatıraları olan kardeşlerimiz olabilir. Ama onlar hep eskidendi. Eski Türkiye'deydi. Dolayısıyla şimdi bu şekilde geçmişte kötü hatıraları olan kardeşlerimizin yeniden inşa edebilmek, algılarını kırabilmek, yeni neslin ihyasının, mayalanmasının gerçekleştiği Kur'an kursu, İmam Hatiplerin, İslami ilimlerin, ilahiyatların bir ziyaret edilmesini özellikle ben davet ediyorum. Başta kurumlarımızı bizatihi gelip kendi gözlerinizle araştırarak, görerek, sorarak, inceleyerek bu hususla alakalı karar vermenizi özellikle tavsiye ediyorum. Hiç bildiğiniz gibi, duyduğunuz gibi veya zannettiğiniz gibi Kur'an kursları artık yoktur. Bunu ikna etmek için veya sizi bu işi yönlendirmek için söylemiyorum. Buna inandığım ve inandığım değerleri, davamı bu şekilde ihya edeceğime inandığımdan dolayı sadece bir mümin kardeşiniz olarak sizi teşvik etmek için bunları ifade ediyorum. Kardeşlerim, bu kurumu oluştururken hafızlık eğitimi, kültürü gelişmiş bir aileden yetişmiş bir kardeşiniz olarak, 6 kardeşiz, 6'mız da hafız olan, babası hafız olan ve bütün kardeşleri ve bu aile bireylerinin çocukları hafız olan, hafızlık kültürünün, eğitiminin artıları eksilerini yaşamış bir kardeşiniz olarak, illa mutlaka bu işin bir bilen tarafından mihmendar ve rehber olarak kendinize seçerek bu geçiş dönemini, çocuklarınızı hangi kurumlarda ve nasıl bir eğitim aldırmanız gerektiği hususunda mutlaka Rahman'ın bize tavsiyesi, kitabımızın tavsiyesine tabi olarak bir bilene sorun. Hiç sakın daha önce söylendiği gibi, zannettiğiniz gibi amel etmemenizi ben tavsiye ediyorum. Kardeşlerim, Kur'an kurslarında eskiden sadece Kur'an-ı Kerim dersleri, ilmihal dersleri öğretilirdi. Ama şimdi her Kur'an kursumuzun hemen hemen proje Kur'an kurslarımız, proje imam hatipleriyle ortaklaşa yürüttükleri Kur'an kurslarımız var. Yani Kur'an kurslarımızda hafızlığa verilen ehemmiyet kadar akademik başarısı önemseniyor. Akademik başarısı önemsendiği kadar çocuğun fiziksel gelişimi önemseniyor. Hepimizin dilinde her anne babanın şikayeti, sorunu şu şekilde dinliyoruz. Benim çocuğum ergenlik dönemini çok zor atlatıyor. Zor atlatma sebebini hiç düşündünüz mü kardeşlerim? Ergenlik dönemi dediğiniz şey nedir? Ergenlik dönemi çocuğun bedeninin yani fiziksel gelişimi olurken aynı oranda ruhi gelişimi sağlanmaması, aynı oranda fikri açıdan gelişiminin olmaması, zihinsel geliştiği kadar çocuğun fikri açıdan da gelişimini sağlamak her ebeveynin sorumluluğudur. Bunlar beden fiziksel gelişen çocuğun artık zikri, fikri, ruhi açıdan gelişim sağlanmadığı takdirde
aynı bedende çatışmalar başlıyor. Çatışma olduğu takdirde biz bunun en kolaycıl ifadesiyle ne diyoruz? Benim çocuğum ergenlik dönemini zorlu atlatıyor diyoruz. Halbuki ergenlik diye bir bahanemiz olmamalı. Gelişen fiziksel oranına fikri açıdan, zikri açıdan, ruhi bakımdan çocuğumuza gerekli desteği vermediğimizin arkasına saklanamayız. Bunun en güzel pratik yolu bütün gelişimlerini sağlayabilecekleri kurumlara çocuklarınızı emanet ediniz ki geleceğe güvenle yürüsünler ve en güzel şekliyle ümmete bir birey kazandırmış olalım. Rabbim buna cümlemizi, sizleri ve bizleri muvaffak eylesin.